Arkadaşlar merhaba. Bugün Sekiro diye bir oyun yapacağız. Bu oyun eğlenceli, böyle basit bir oyun. Benim sevdiğim bir oyundu. Ben bu videoyu çekmeden önce bir kere denedim. Çok uzadı video. Yani daha kısa olması için çabalıyorum ama olmuyor. Zaten benim de amacım size aslında bu oyunların arkasındaki matematiği anlatabilmek. Matematiği anladıktan sonra gerisi işte tasarım, grafik falan, onlar ayarlanır. Bakalım. Daha kısa yapmaya çalışacağım bu sefer. Şimdi Sekiro, Ketchup'un yayınladığı yine bir oyundu. Oyunun oynanışı basit. Şöyle bir açalım. Bir geri alayım. Oyunda bir sütun üstünde başlıyorsunuz. Karşınızda başka bir sütun var gitmeniz gereken. Elinizi basılı tuttuğunuz andan itibaren bir tane çubuk yükselmeye başlıyor. Elinizi bıraktığınız anda da çubuk devriliyor 90 derece. Eğer bu çubuk karşıdaki sütuna dokunuyorsa bölümü geçiyorsunuz. Eğer değmiyorsa şuradaki gibi ölüyorsunuz. Oyun aslında basit. Şimdi bu oyunun ana mekaniği aslında sütunların hangi boyda ve nerede olacağı. Yine grafik istemeyen bir oyun. Yani en azından şu anlık prototiplerken. O yüzden ben buradan iki boyuttan direkt kareyi seçebilirim. Bu arada projeyi ben açtım. Hiçbir şey için yok. Sadece kendi template'ime göre ayarladım. Şunu ekrana atıyorum. Her şeyi yine bu karelerden yapacağız. Hemen ufak bir template yapalım. Yani şöyleydi mesela, değil mi? Şunun gibi bir şeydi. Bir tane kopyaladım bundan da. Bu da karşıdaydı. Böyle bir yerdeydi. Şurada bir yerde benim player'ım var. Şimdi player'ı boş verin. Çubuk uzatıyorum. Çubuk falan değdiriyorum. Şimdi bu oyunun zorluğu aslında şu. Karşındaki, yani sen buradasın. Karşındaki sütun nerede olacak? Ve bunun büyüklüğü ne kadar olacak? Şimdi ben bunu büyüttüğüm vakit aslında dokunma alanı daha fazla. Yani oyun daha basit bir hale geliyor. Ama ufalttığımda oyun aslında daha zorlaşıyor. Nerede olduğu da artık bu şey, farklılık olsun diye. Şimdi demek ki bizim şunlara ihtiyaçlarımız var. Bunlar aslında bizim sütunlarımız. Bunlara genel bir adı olarak pillar diyeceğiz. Bunlar bizim pillarlarımız. Şimdi zaten aslında Y'deki boyutları değişmiyordu. Karşıdakinin neyi değişiyordu? X'i değişiyordu. X iskelini değiştirerek ben bunun uzunluğunu da ayarlayabilirim. Şimdi ben oyunda bir kolaylık olsun diye şöyle bir şey yapacağım. Oyunda fark ettiğiniz üzere adam yeni bölüme geçtiğinde de hep kamera şurada. Yani benim player'ım, şimdi bir tane öncesinde player atayım şuraya. Bunu da rengini kırmızı yapayım öylesine. Şimdi benim player'ım işte koşuyor falan filan ya, hep şurada duruyor aslında. Yani benim player'ımın yeri bölümler değişse bile hiç değişmiyor. Yürüyor, kamera yine orada. Yürüyor, kamera yine orada. Şimdi ben böyle birkaç matematiksel hesabın kolay hesaplanması için şuradaki sütunumun pivotunu değiştireceğim. Bunu sağ üst köşeye alacağım. Yani tam olarak şuraya alacağım. Neden böyle bir şey yapıyorum? Yani bunu merkezde bırakırsam sürekli şeye bakmam lazım. İşte sağda mı solda mı çarpıyor mu dokunuyor mu gibi, böyle biraz olaylar karışacak. Ben bu yüzden bunların hepsini sağ üstte alacağım, pivot noktalarını. Şimdi pivot noktasını sağ üstte almak ne demek? Öncelikle bunu bir sıfırlayayım her şeyini. Şunları da kapatayım. Şimdi bunun ben birebir obje olduğunu biliyorum. 1 metre 1 metre. Ben bundan bir tane içine bir tane öylesine bir boş obje yerleştiriyorum. Şimdi bunun sağ üstü ne demek? Aslında 0.5 x ve y'de artırırsam sağ üstte dokunmuş olurum. Şimdi sonrasında bu artık parent olacak. Ben buradaki objeyi çıkardım. Pillar'ı bunun içine attım. Şimdi aslında buradaki ne oldu? Pillar sprite oldu burası. Burası da ne oldu? Pillar'ın kendisi oldu. Yani pivot noktası. Şimdi bunu kapma sebebim şu aslında. Artık bakın size ile oynayabiliyorum. Tık tık tık. Basit bir şekilde mesela min değer verdim diyelim ki. Minimum değeri işte 0.2 dedim. Maksimum değeri işte atıyorum 4.5 falan dedim. Hemen oradan sadece x'ini değiştirerek bunları ayarlayabilirim. Rahat. Aynı şekilde y'sini de şöyle komple bir değiştireyim. Zaten y'siyle bir daha oynamayacağız. O yüzden şunu 8 falan yapsam. Yani ekranın altında kalacağını bildiğim an yeterli. Şimdi bu pillar oldu artık. Bu pillar'ı kontrol edebilmem için üstlerine kod yazmam lazım. O yüzden bir tane pillar controller diye bir şey yazıyorum. İlk yapacağım şey aslında modüler yapmaya çalışıyorum. Bunun size'ını kodla değiştirebileyim istiyorum. Şimdi elimde pillar controller var. Ne yapacağım? Diyeceğim ki public void change size. Size'ını değiştirmek için bunu yapıyorum. Var new scale. Buraya ben bir tane herhangi rastgele bir scale koyacağım. Özünde de ne yapacağım? Transform.local scale eşittir new scale diyeceğim. Yukarıda tanımladığım şey olacak. Şimdi daha tabii yukarıda tanımlamadım. Şöyle, peki bu new scale dediğim şey ne aslında?
Buna da direkt olarak önce objemin kendisini vereyim. Ops. Yani ben şu arada sadece ne demiştik? Y'si zaten sabit. Sadece x'ini değiştireceğim. New scale nokta x. İşte artık benim ona rastgele ne verdiysem. Peki rastgele ne verelim? Yani şöyle ben yukarı bir tane değişken tanımlayayım. Bunu da inspector panelinde görebilmek adına serializable float yapıyorum. Diyorum ki buna float hatta vektör 2 yapalım. O şekilde kullanalım. Diyelim ki min max size range. Vektör 2 biliyorsunuz iki tane değer alıyor x ve y. İşte x'ine ben bunun minimum değerini, y'sine de maksimum değerini vereceğim. Şurada da random nokta range deyip min max range'in x'i yani minini aldım. Min max range'in y'sini yani büyüklüğü şeyin uzunluğunu aldım. Şey max'ını aldım. Ve burada da hop yeni objeyi verdim. Ben bunu hızlı hızlı test edebilmek adına şuraya da yukarı bir fonksiyon yazıyorum. Attribute yazıyorum pardon. Bu sayede editörden direkt olarak burayı çağırabileceğim. Kopyaladım. Unit'ime geri dönüyorum. Şimdi pillar'ım burada. Şurada min-max'ı görüyorsunuz. Bir önce elle bir bakalım ne olabilirmiş mini-maximum mu diye. Şimdi şöyle ufalttığım vakit yani oyunda mesela şöyle 0.4, 0.3 mesela 0.3 en aşağı bu olsun değil. 0.3 dedim buraya. Peki maksimum ne olabilir? Şunu da şöyle bir yere koysak. Herhalde maksimum da 2.4 falan olur yani. Bundan da daha büyük artık olmasına gerek yok. Hatta 2.4 bence yine büyük. 2 yani maksimum 2 olsun. Maksimum da 2 olabilsin diyelim. Şimdi bunları dedikten sonra şunu şöyle standart 1 alayım. Mesela buradan direkt çat diye çağırayım fonksiyonu change size. Rastgele bir şekilde değiştiriyor. Ufaklardan bir tane seçti yani zor bir bölüm. Ortalama bir bölüm oldu bu mesela. Bu da yine zor bir bölüm seçti. Ortalama bir bölüm. Tamam okey. Şu an pillar'ımız hazır. Bizim de yapacağımız şey oyunda şu aslında. Şimdi bu ana bir objem. Durus yani üstünde durduğum obje bu olduğunu varsayın. Karşımda bir tane daha pillar yaratacağım. Şurada bir yerde. Tamam. Onu da ekranda yaratmayız. Sonra bunu böyle tak diye önüme getireceğim. Ve burada duracak. İşte ben çubuğu uzatacağım. Vuracağım. Gibi 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 gibi. Sonra bir dahaki bölüme geçtiğim vakit ne olacak? Bu buradaydı ya. Adam buraya geldi. Pillar'ım şöyle ileri doğru gitti. Kameram birazcık böyle sağa doğru geldi. Bir şeyler oldu. Aynı şekilde yine burada sağ tarafta bir tane daha yarattım pillar'ı. Sonra onu böyle sola getirdim. Gibi. Oyunun ana öğeleri bunlar. Şimdi geri aldım, geri aldım. Şimdi burada pillar controller'ı yarattık. Ben bu pillar'ı şöyle bire atayım. Ya da şöyle 1,5 falan diyeyim. Fark etmez gerçi. Şimdi ben bunu öncelikle prefab haline getirmek istiyorum. Şuradan tak. Prefab'im oldu. Player'im dursun. Şimdi ikinci aşamaya gelelim. İkinci aşama şu. Ben bu pillar'ları yaratmak zorundayım. Yaratıp ne yapacağım? Ekrana getireceğim. Ekranın dışında bir yerde yaratıp animasyonla ekranın içine getirebilirim. Şimdi bunu yaratmak adına da yine bir tane daha benim kod yazmam lazım. Ona da pillar manager diyeceğim. Klasik olarak arkadaşlar manager'lar işte böyle controller'larının bir parent'ı, çatısı gibi oluyor. Pillar kontrollerlerde her objede olan şeyler oluyor. Şimdi burada bana bir kere ne lazım? Yaratacağım şey nedir? Bunu biliyorum lazım. Bunu referans vermem lazım. O yüzden private. Ben ne yaratıyorum? Pillar controller yaratacağım. O yüzden buraya pillar controller dedim. Buraya pillar prefab diyeceğim. Çünkü prefab'i referans vereceğim. Pillar prefab'i verdim. İkinci olarak da bir tane buraya fonksiyon yazıyorum. Diyorum ki create. Bir tane yaratmasını isteyeceğim. İşte var current ya da pillar diyeyim. Pillar eşittir. Instantiate de biliyorsunuz ki yaratabiliyoruz. Pillar prefab dedim ve şu an yarattım. Yine bunu görebilmek adına şuradan context menu name of create diyelim. Bunu inspector'da bir obje atabilmek adına şuradan çıkarmam lazım. Şu an çünkü buranın namespace'i pillars controller. Oradan şuradan move to dedim ve onu taşıdım başka bir yere. Şimdi genel olarak bütün menajerlerin toplanabileceği sahneye bir tane manager diye bir obje açayım. Burada bütün menajerleri toplayalım. Bunu da hatta şöyle farklılık olsun diye büyük isimle yazayım ki göze batsın. Managers. Bunun için de menajerlerim olacak benim. Pillar Manager. Koydum.
Prefab istiyordu. Prefab'i de şuradan verdim. Tamam. Artık buna ben create dediğim anda bana bir tane yaratıyor. Tabii şu an aynı yerde yarattı. Onu geçelim. Hatta ve hatta bunlar pillar işlem yaratıldıkları anda ben bunların size'larını da değiştireceğim. Ona sonra geliriz. Şimdi size'larını değiştirebiliyoruz. Bir diğer sıkıntı, yani bir diğer çözmemiz gereken olay, bunların nerelerde yaratılacağı. Şimdi nerelerde yaratılacağı, hatta nereye gideceği. Yani şöyle, daha demin yine yaratmıştık ya. Yarattık. Şimdi ben ona diyelim ki şurada bir yerde yarattım. Ekranın dışında yarattım. Peki bu obje nereye gelecek? Şimdi buraya gelmesi var, buraya gelmesi var. Ama mesela çok şuraya gelirse işte mesela çakışıyorlar, gelmemesi lazım. Çok dışarı çıkmaması lazım ki ekran dışına çıkmasın. Gibi gibi bizim sıkıntılarımız var. Bu yüzden ben birkaç tane kameranın altına noktalar koyacağım. Yani şuralara gelebilirsin, burada doğabilirsin gibi gibi. Şimdi öncelikle doğum noktasını koyalım. Bir tane öylesine bir obje yaratıyorum. Buna diyorum ki spawn point. Doğum noktası. Buna gittim pillar'da referans vereceğim. Çünkü orada o noktada yaratılmasını istiyorum. Private transformunu alacağız. Spawn point. Şimdi bu objenin orada doğmasını istiyorsam ne yapmam lazım? Orada aslında objenin ben y'siyle oynamak istemiyorum. Çünkü objenin zaten y'leri sabit. Sadece x'iyle oynamak istiyorum. O yüzden şuraya bir position diyeceğim. Ya da böyle yapmıyorum. Sadece y'siyle oynamak istediğim için şöyle diyelim. Var position pillar nokta transform nokta position position ikisini sadece değiştirmek istiyorum. Spawn point nokta x'e gel. Wow, neler yaptı. Spawn point transform nokta position nokta x. Şuradaki transform gereksiz oldu. Sonrasında da pillar nokta transform position eşittir position. Burada set position yaptım. Şimdi hazır bunun burada pozisyonu değiştirmişken objenin scale'ini de değiştirelim. Set scale. Zaten bunun kendi içinde bir change size vardı. Change size dedim. Hatta bunun adı biraz yanlış. Şöyle change random size ya da şöyle yazsak daha mantıklı. Set random size. Rastgele bir şey verelim. Size verelim. Bakıyorum bunu kaldırdım. Şimdi şuraya spawn point koymuştum. Sadece benim için burada x önemli. Şöyle sağa doğru çektim. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar bu arada. Şimdi bu objenin maksimum 2 dedik ya. O yüzden biz bunu 2 olarak deneyelim. Mesela bir tane damla kopyaladım. Bunun x pozisyonunu geldim burada yeni yarattığıma verdim. Hala ekranda görünüyor mesela. Bakın şu an görünüyor. Yani eğer bu obje bir şekilde eğer maksimum size alırsa ekranda görünecek. Bunu istemediğim için buradaki spawn point'i birazcık daha sağ alıyorum ki hiç görünme ihtimali olmasın. Şöyle 6 diyelim mesela. Bunu eğer 6'ya aldığımız zaman oluyor mu? Tam görünmesi artık çok daha zor. O yüzden 6 diyelim. Yani şurada 6 olarak değiştirdim. Bunu geçtim. Manager'a şimdi burada referans vermek zorundayım yine spawn point'i. Şurada spawn point'i buna verdim. Şimdi yeni bir tane yarat diyeceğim. Bakın burada bir tane yarattı. Güzel. İstediğim noktada yarattı. İkisinin de x değerleri aynı. Bunu bir sonraki aşamada şöyle sol tarafa doğru animasyonlu şekilde taşıyacağız. Onu geçelim. Bir tane daha yaratmaya çalışalım. Bakalım farklı boylarda yaratacak mı? Manager istedim. Create. Evet, yarattı. Böyle farklı farklı bölümler yapabilecek bizim için. Şimdi dedim ya ben bunları sola doğru böyle kaydıracağım ve ekranın içine getireceğim. Şimdi bir diğer sorun da şu. Bunları nereye doğru yani hangi aralıklara getirebilirim? Bunun için de yine iki tane ben spawn noktası koyacağım. Bu arada şunlar ekranda görünsün diye bu objeye tıklıyorum. Şuradan aktifliğinin yanında şöyle bir ikon verebilirim. Bu sayede orada direkt çat diye görebilirim. Spawn point diye. Yani en azından şey sahnemde. Şimdi bundan bir tane daha yarattım. Şimdi şurada iki tane obje vereceğim. Bu objeler de min ve max obje olacak. Yani nerelere gelebilir ya da hangi aralıklara gelebilir gibi. Yani en az abi şuraya gelebilir mesela diyeceğim. Mesela bu da işte değeri neymiş? Eksi 1. Bu mesela target position
Min. Minimum buraya gelebilir. Mesela maksimum da buraya gelebilir. Gibi. Şunların da ben şuradan ikonlarını pembiş falan yapayım. Farklı bir şey yapayım ki belli olsun. Tabi burada gizmoları kapatırsanız kapanır. Gizmoları kapatmayın. Ben şu an sadece kameramınkini kapatmak istiyorum. Kamerayı orada görmek istemiyorum. Kameraya geldi. Şöyle üstüne tıkladım. Kamera gitti. Şimdi spawn position min, spawn position max. Bu ne demekti? Şu demekti. Burada iki tane görüyorsunuz x değeri var. Bir tanesi işte minimum eksi bir, maksimum da şöyle 2,4 olsun, sabit bir değer koyalım. Ben bir tane obje yarattığım vakit şurada create dedim. Bu objeyi sola doğru taşıyacağım. İkisi arasında bir yere gelmesini istiyorum. Yani mesela maksimum şöyle gelebilir. İşte 2,4 dedik şu an. 2,4. Minimum da ne dedik? Şöyle bir yere gelebilir. Şimdi sıkıntıyı gördünüz. Eğer minimumu geldiği vakit aslında şurada ne yapıyor? Çarpıyor. Çarpmasını istemiyorum. Ama bu şöyle değişkenlik gösterir. Şimdi maksimum 2 olabiliyordu. Biz bunu biliyoruz. Scale'in maksimum kaç olabileceğini. 2 yaparsam ve şuraya falan getirirsem. Ha derim ki abi minimum buraya getir diyebilirim aslında. O yüzden minimum şöyle sağa çekebilirim. Minimum da 0,5'te. Şimdi minimum ve maksimum burada objelerimi yerleştirdikten sonra bunları yine benim referans vermem lazım. Şimdi burada artık biraz level mantığı devreye giriyor yani. Ama level mantığı için level manager ayrıca yazmaya gerek yok şu anlık. Yine ben her şeyi Pillar Manager içinde yapmaya çalışayım. Şurada spawn noktasını demiştik. Bir oyunun gibi aynı şekilde şuraya target min target max diye bir şey koyacağım. Buradaki olay da şu. Şuraya tabii araya bir yere animasyon gelmesi lazım. Animasyonu şimdilik boş verelim. Diyeceğim ki set target var target eşittir yine random nokta range target min'in pozisyonunun x'i target min'in pozisyonunun x'i pardon x aynı oldu şurada target max. Bu sayede şu an bana bir değer verdi target. Şu anlık buraya animasyon gelmesi lazım. To do animation diyeceğim. Biz test etmek adına objenin direkt pozisyonunu buraya getirelim. Aynı şunun gibi aslında yani. Şimdi burada sürekli objemin x pozisyonunu değiştiriyorum ya. Ben bunu bir metot haline getirebilirim. Şöyle bir şey deyip buraya. Hep şöyle üçlü üçlü kod yazmayalım. Private void change position x. Buraya hangi objemin değiştireceğimi ve x değerini gireyim. Bu sayede şöyle koddan birazcık tasarruf etmiş oluruz. Buraya pillar yerine current'lar yazacağım. Current, current. Zaten x de şurada olacak. Bu sayede şöyle şey yapabilirim. Mesela şuraya change position x dedim. Geldim burada x değerimi verdim. Şurada da pillar'ın kendisini verdim. Nokta transform. Artık şunlara gerek kalmadı. Yine aynı şekilde şunu kopyaladım. Aşağı geldim. Şurada yine pillar, buraya da target diyeceğim. Şimdi denemek adına bir çalıştıralım bakalım bölümler nasıl denk geliyor. Bunu sildim. Burada min ve max'a referanslarını verdim. Create. Bir bölüm böyle geldi. Güzel. Bunu bir kapatalım. Başka bölümlere bakalım. Manager'a tıkladım. Bir bölüm şöyle geldi. Gibi gibi şu an farklı farklı senaryolar oluyor. Güzel. Bunları kaldırıyorum. Kaydettim. Şimdi animasyonu yazalım. Şimdi animasyon dediğim şey aslında x'ini kaydırmak. Ben size böyle yararlı olabileceğini düşündüğüm ufak bir şey anlatayım burada. Öncelikle ayrı bir class yazalım bunun için. Animation Controller. Ona behavior olsun. Ve bunu buradan çıkartalım. Şimdi normalde Unity'nin kendisinde animasyon kullanabilirsiniz. Animasyonlar var. Ama bunu kodla da yapabilirsiniz. Kodla nasıl yaparsınız gibisinden size bunu göstereceğim. Kodla yapmanın bazı avantajları var. Bir kere dinamik
lig sağlıyor. İkincisi, normalde sadece bir objenin eğer ikisini değiştirecekseniz bunun için animasyon komponenti eklemek birazcık masraflı. Onun yerine böyle sizin kendi yazdığınız bir kod parçasını çalıştırmak daha mantıklı ve daha masrafsız olacaktır. Şimdi biz buraya mesela sadece X pozisyonunu değiştirmeye yarayan ya da obje genel olarak hareket ettirmeye yarayan bir animasyon yazalım. Public bunlar numerator olacaklar. Çünkü numeratorlar biliyorsunuz asenkron şekilde çalışıyorlar. Yani ayrı bir thread olarak çalışıyorlar. Numerator, şöyle adına da move verdim. Şimdi numerator'lar ne istiyor? Numerator'lar öncelikle yield return ne bir şey döndürmek istiyorlar. Ben burada bu arada verdiğim şuradan move fonksiyonu ne yapacak? Bir objem olacak benim. Bunun adına current diyeceğim. Buna ben bir tane target vereceğim vektör 3. Diyeceğim ki target ve buna bir saniye vereceğim. Diyeceğim ki float time. Bu şu demek, şu kadar saniyede şu objeyi şurada benim dediğim target'a götür. Peki bu nasıl olacak? Buraya yukarı önce bir kere şuradaki dedi ki şu zaman içerisinde. O yüzden şuraya bir tane zamanı tutan bir pass diye bir değişken yarattım. Bunun altına bir while koyuyorum. Bu while ne kadar süre boyunca dönecek? Geçen zaman time'dan küçük olduğu sürece dönmesini istiyorum. Yield return kısmını da içeri yapıştırıyorum. İçinde şimdi past, yani geçen zamanı arttırmam lazım benim. Her geçen saniye bu kendisine geçen zaman kadar eklemeler yapacak. Peki objemin pozisyonunu nasıl değiştireceğim? İşte içeride değiştireceğim. Şu an geçen bir zamanım var benim. Ve bu zamanın normalizasyonunu almam lazım. Normalize et. Normalize et nedir? Geçen zaman bölü şu an benden istenilen zaman. Şu an bu bana 0 ile 1 arasında değer veriyor. Buna normalizasyon diyoruz. Peki benim istediğim şey neydi? Bir tane pozisyona gidecekti bizim objemiz. Bu da vektör 3.lerp. İlk değerini almam lazım bir de şurada. Init position. Benim şuradaki objemin ilk pozisyonun transform.position'ını aldım. Lerp init pozisyondan başlayıp target'a kadar gidecek. Şuradaki normalizasyon değerini de alıyor ve diyorum ki current nokta eşittir position. Şu an bu kod çalışıyor. Current'ımı benim istediğim hedefe şu kadar saniyede götürecek. Bunu her şey için kullanabilirsiniz arkadaşlar bu arada. Yani bundan kopyalayıp bunun scale'ini de yapabilirdim. Derdim ki scale değiştir animasyonla. Yine target olur, current olur. Sadece burada transform pozisyon yerine ne alacağım? Local scale alacağım. Şurada da işte ne local scale olacak. Şunun adı local, şunun adı scale olurdu büyük ihtimal. Böyle bir durumda. Şunun da adı değişirdi. Hatta bunları init falan diye jenerik isimler verelim. Kopyalaması daha kolay olsun. Mesela bunu, mesela init artık neyin ilki ise yani. Mesela bu da pozisyon değil de target gibi ya da current olsun. Mesela şu anki ana şey yani. Current. Tabii current yapınca yukarıdaki hata verdi. Buna da şey diyelim. Current transform. Current transform çünkü değiştireceksin. Aynı şekilde mesela buna da. Current transform. Yani bakın iki şey değiştirdik. Şu an scale'i değişiyor oldu. Rotasyonu da değiştirebiliriz. Sadece rotasyonda biraz böyle matematiksel hesaplar birazcık sarpa sardığı için ben buraya target vektör 3 yerine buraya başka bir transform vermeyi tercih ediyorum böyle durumlarda. Mesela şu an ne yapacaktık? Rotasyon. Rotasyon nereden geliyor? Init'i bunun ne işte? Current'ın rotation'ı. Sonra işte target dedim. Target'ın rotasyona doğru gidecek. Init dediğim şey artık coordinate oldu. Şurada da görebilirsiniz. O yüzden burası vektör 3 değil. Coordinate olacak. Current yine aynı. Burada local scale değil de rotation değişecek. Bakın şu an rotate'in animasyonunu da yazdım. Ufak bir animasyon controller yazdık. Bunu da burada yine referans göstereceğim. Pillar Manager'ın içinde. Şuraya koyabilirim. Private.
Animation Controller. Burada animasyonla çalıştıracağım dediğim yer işte tam olarak burası aslında. Animation Controller.move diyerekten bunu çalıştıracağım. Tabii numarator olduğu için numaratörler nasıl çalışıyordu? Start coroutine diyerekten çalıştırmam lazım bunu. Şimdi move. Neyi move edecek? Şurada yarattığım objeyi move edecek. Nereye move edecek? Burada gördüğünüz gibi daha demin target bulmuştuk. Target. Ne kadar saniye? Bu ne kadar saniye gibi şeyleri ben burada yazmayayım. Direkt olarak şunun içine bir parametre vereyim genel olarak. Saniyeleri. Salesable private float animation time diyeyim. Sonra buradaki time'ları da default olarak sıfır değerlerini vereyim. Ama animasyon sıfır saniye olamayacağı için şöyle bir şey yapacağım. Diyeceğim ki eğer time eşittir time işte sıfırsa yani aslında değeri değiştirilmemişse o zaman sen yukarıdaki animasyon time kullan ama diyelim ki bunun parametre olarak da direkt değiştirdi birisi o zaman tamam time kullan diyeceğim. Şunu kopyalayıp diğerlerine de yapıştırabilirim. Şimdi geri geldim. Artık virgül sildiğimde yine çalışıyor. Tabi buraya transform vermek zorundayım. Buraya transform verdim. Target bit float değer olduğunu söylüyor. Doğru söylüyor. O yüzden şöyle yapacağım. Buna bir vektör 3 çevirmem lazım. Bu target aslında target x burası. O yüzden ben şimdi şöyle target position diye bir şey ekleyeyim buraya. Bu da aslında pillar'ın kendi transformunun pozisyonu. Ama sadece ne olacak? Target position'ın x'i değişecek. Target x eşittir. Target x. Buraya da artık referans olarak target x değil, target pozisyonu göndereceğim. Set target dedim. Şu artık şu change position x burada yok. Çünkü artık animasyonlu oluyor bunlar. Set target. Bla 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 ve burada da animasyon. Animation diyeyim şöyle yorum satır olarak buraya da. Şimdi bunu deneyelim. Ben her bastığımda obje tık 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 diye bana gelsin. Ama bunu şimdi denemek için biz şöyle bir şey de yapmamız lazım. Kameranın da sürekli benimle birlikte sağa kayıyor olması lazım. Diyelim bir obje yarattım. Obje geldi. Tabii onu sonra yapabiliriz. Bir saniye şu an akıl karıştırmaya gerek yok. Bunu deneyelim. Bir kere şimdi o yüzden ortada hiçbir obje olmadığı için ilk startta bu bir çalışsın. Start dediğim anda bir kere bir şeyi create etmek zorunda zaten. Create dedim. Bu sayede oyun direkt olarak bir levelle başlayacak. Şurada buraya animasyon controller ekliyorum ve animasyon controller veriyorum. Default zaman olarak da mesela 0,5 gibi bir şey verelim. Şimdi durdurup başlatayım ki animasyonu kaçırmayalım. Şimdi öncelikle yer attı. Şimdi bunu bastığım zaman da hop buraya geldi. Evet objem geliyor. Şimdi bir diğer olay bunun aslında sıra sıra gelmesi. Diyelim ben bu bölümü geçtiğimi varsayalım. Geçtiğimde ne olacak? Benim buradaki player'ım şuraya doğru ilerleyecek. Ve kameranın da şöyle aynı şekilde ilerlemesini istiyorum buraya kadar falan. Bunun için de kameranın için yani kamerayı direkt animasyon kontrolüne sağa doğru kaydıracağım. Ama bunun bir target olması lazım. Target da aslında şu. Zaten benim burada yeni yaratılan objem min pivotu şurada ya. Aslında kameramın bununla arasında bir distance var. Bir ne denir ona? Bir uzaklık var. Bu uzaklık hiçbir zaman değişmiyor. O yüzden yeni obje geldiğinde de aslında bu offset aynı kalacak şekilde kendisini konumlandırması lazım. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Yine burada kamera move'u da ben yine bunun kendi Pillar Manager'ın içine yazayım. Diyelim ki burada işte start dedik, create dedik. Artık şunları şöyle kapatayım ki akıl karıştırmasın. Mesela bölümü geçtiğini varsayalım. Public void next level. Next level olduğunda ne olur? Öncelikle deriz ki bir şeyler create et. Şu an üzerinde bulunduğum objeye bir kere biliyor olmam lazım. Private Pillar, Controller, buna diyeceğim current. Yani şu an bu üzerine bulunduğum obje ne? Bir de burada private pillar
Target Pillar diyebilirim. Bu da benim target'ım olacak. Yani nereye gitmek istediğimi anlamaya çalışıyorum. Onu burada verebilirim. Aslında burada her bir create ettiğim şey benimle yeni target'ım. Yani set target diyerekten şuraya target pillar eşittir. Yukarıda yarattığım pillar diyebilirim. Şunu şöyle yaptık. Current'ımda ilk başlangıcımda benim şu an üstünde durduğum objeyi referans vermem lazım. Onu referans vereceğim. Şimdi kamera ile ikisinin arasındaki uzaklık var ya, aslında bizim bu hep sabit olarak kalmasını istediğim bir uzaklık benim o. O yüzden buraya şey diyeceğim. Private float offset. Offset kamera. Bunu başlangıçta alabilirim. Diyeceğim ki yani buradaki offset kamera ne aslında? Kameranın transform pozisyonu eksi current'ımın transform pozisyonu. Şimdi bu tabii float değer bana vermedi. Mantıklı çünkü bu float değer değil. Bu ne aslında? Vektör 2 ya da vektör 3. Vektör 2 dememiz daha mantıklı. Z eksenine gerek yok. Kameradan aynen current'ı çıkardım. İkisi arasındaki offset'i bu şekilde bulmuş oldum. Bunu neden aldım? Çünkü bir sonraki versiyonda yani yeni level geçtiği vakit yeni bir obje yaratıyor ya. Yeni obje yarattığı andan itibaren şuradaki target pillar değişmeden hemen önce aslında şunu diyeceğim. Benim artık current'ım target. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani ben eğer bölümü geçtiysem benim hedefimdeki obje demek ki ben artık üstüne oturmuşum demektir. Onun üstüne oturduğum zaman artık buradaki current'ım yani şu an üstünde bulunduğum obje benim target'ım. Zaten aşağıda yeni bir tane create oldu. Yeni bir tane create olduğu vakit şuradaki artık target pillar zaten değişti. Ve bu olurken de şimdi kameramı da konumunu değiştirmem lazım. Yenisini yarattık. Buradan ayarladık. Şurada da kamera move ya da kamera animation diyeyim direkt olarak. Kamera animasyonunda ne olması lazım? Yine şuraya var move diyerekten animasyon kontrolörden move'u çağırıyorum. Tam olarak kameramı değiştireceğim. Nereye doğru gitmesini istiyorum? Hops, bir saniye şöyle kötü oldu. Heh. Nereye gitmesini istiyorum? Şimdi nereye gitmesini istiyorum da şu. Şimdi artık benim yeni bir tane target'ım var ya. Ay şey current'ım var ya. Buradaki current'ımın pozisyonu artı offset kadar gitmesini istiyorum. Şurada var. Target position diyeyim. Kamera için. Artıyı almıyor çünkü sanırım vektör 3 burası. Şunu vektör 2 dersem olur. Hatta bu da mesela vektör 3 aslında ama vektör 2 alır burası. Aynen aldı. Start coroutine diyerek de yine kameranın animasyonunu çağırabilirim. Şimdi fazla hızlı hızlı yazdık aslında. Buradaki next level'i de ben yine bir değişkene şey burada bir tuşa atayım. Şöyle CTRL ve bu arada MO yaparak hepsini kapatalım aklımız karışmasın. Burada update kısmında ben bunu bir butona atayım test etmek adına. Input.getKDown işte K kod A diyeyim öylesine. Yani A tuşuna bastığım zaman şu K kod olmamış. Get K kod. A tuşuna bastığım zaman next level çalışsın. Bu sayede böyle göreyim. Bakalım çalışıyor mu? Doğru yapabilmiş miyiz? Şimdi manager kısmına kameramı referans vermek zorundayım. Sonrasında şu an benim üstünde bulunduğum current obje şu an şuradaki pillar aslında. Bunu da buraya vereyim. Şöyle bir kaydedelim bakalım neler olacak. Şimdi en başta yeni bir tane yarattı ve önüme geldi koydu. Şimdi ben buradan A'ya bastığım vakit ne yaptı? Kaydırdı. Yeni objeye de geldi buraya koydu. Şimdi bir yerde hata var. Nerede hata oldu? Direkt iç içe girdiler. İç içe girmelerini istemiyordum. Bir de kameramın Z'sini de oynadı bu eksi 10. Pı. Şöyle ben şurada vektör 2 gönderdiğim için hata yaptı. Vektör 2 olarak ben onu göndermeyeyim. Şurada. Onun yerine ben şunu vektör 3 haline getireyim. Hatta o zaman şunu da şurada bir vektör 3 olarak alalım. Şuna da gerek kalmasın. Offset kamera değeri falan filan da okey. Bir daha bir deneyelim bakalım.
Şimdi ilk bölüm için bir tane obje geldi. N tuşuna şey A tuşuna basıyorum. Peki şimdi ne oldu? Çalıştım. Bir kere bir hata olduğunu fark ediyoruz. Bakıyoruz ki yeni gelen obje mesela min objesinden daha da erkene geldi. Neden böyle oldu? Çünkü şundan oluyordu. Kamera hareket etmediği vakit buradaydı bu obje. Tabii minni falan şurada bir yerde seçti. Sonrasında kamera hareket ettiği vakit şu geride kalmış oldu. Yani nasıl ne yapmam lazım burada? Kamera hareketinden sonra benim bu bizim target objemizi hareket ettirmek zorundayım. O yüzden şöyle olacak. Ben bunun öncesinde, create'in öncesinde kamerayı hareket ettireyim. Bir de kameranın hareketini çok daha hızlı bir şey yapalım. Şöyle 0-2 gibi bir şey olsun. Çok hızlı hareket ettiriyorum. Ve ardından bunu çağıracağım. Şimdi ardından bunu çağırmak ne demek aslında? Bunun şu 0-2 saniye sonra çalışmasını istiyorum demek oluyor. O yüzden ben buraya bir numerator yazabilirim. Diyeyim ki do işte yield return new wait for second 0,3 koydum mesela. Şunu da geldim create altına attım. Burada da do'yu çağırdım. Unity'de de şimdi bir deneyelim bakalım. Geldi. Ben N'ye bastım. Pardon, A'ya bastım. Aynen. Bir daha A'ya basıyorum. Bakın sol tarafta, yani pardon sağ tarafta aslında düzgünce çalışıyor. A'ya basıyorum. A'ya basıyorum. A'ya basıyorum. Yeni leveller geliyor sürekli. Şimdi çubuğu yapalım arkadaşlar. Çubuk bu arada diğer sistemlerden daha da basit. Çubuk şöyle bir tane atıyorum. Bunun ben pivotunu gidip de sağ aşağı vereceğim. Şimdi nedenini size anlatacağım. Şöyle öncelikle bir tane hemen pivot için sağ aşağı ne demek benim için? 0,5. Şurayı da aslında eksi 0,5. Sağ aşağı aldım. Şunu böyle bir adım yukarı çıkardım. Bunun adını stick diyorum. Aşağıdakinin adını stick sprite diyeceğim. Şöyle bunu güzel sarı bir renk yapalım. Şimdi ben bunu içine hoppa bıraktım. Şimdi zaten bu objenin aslında x değeri değişmeyecek. X değeri aynı. Ekranda görünmesi yeterli. Şöyle 0,15 yapabilirim. Ben ekrana basılı tuttukça aslında bunun sadece y değerini arttıracağım. Ve bunu ne yapacağım? 90 derece tak diye sonra devireceğim. Şöyle çat. Şimdi y'sini değiştirmeyi halledebiliriz elimiz basılı tuttukça. O basit. Ben şimdi şunu şöyle 0 alayım default halinde. Şöyle geldim player'ımın önüne bir yere koyayım. Herhangi bir yere. Biraz da görelim diye arttırayım şimdilik. Ne demiştik? Bu yükselecek, yükselecek, yükselecek. Sonrasında da bunu ben z'sini rotasyonda şöyle eksi 90'a doğru devireceğim. Devirdiğim vakit eğer benim buradaki objemin ucunda ucu sütuna çarpıyorsa demek ki bölümü geçmişim demektir. Tam 90 derece. Evet. Şimdi bunun devrilmesi, işte bunun uzaması falan filan gibi şeyler için kod yazmamız lazım. Öncelikle stick için bir kod yazalım. Stick controller diyelim buna da. Şimdi ben player controller'ın altına bir tane hemen açayım. Class stick controller. Şimdi ben bu objenin uzamasını istiyorum. Ne yapmam lazım? Update kısmında bu objeyi her saniye uzatmam lazım. Ama ne zaman? Private boolean bir şey koyalım buraya. Ya da hatta boolean da değil yani. Public boolean. Grow. Ben eğer grow diye bir şey true yapmışsam grow'u o zaman ne demem lazım? Bu objenin abi sürekli scale ile artsın. Scale şey artsın, y'si artsın. Ama x'i değişmesin. Var scale eşittir transform nokta local scale. Burada geldim scale'ini artı eşittir diyerekten ufak ufak arttıracağım. Bu değeri ben kendim vereyim yine burada bir yerde.
Şurada Sales Label yapayım hatta bunu. Private Float Change Value ya da buna Speed de diyebiliriz aslında. Ne kadar hızlı uzayacağı ile alakalı. Speed. Her bilgisayarda aynı şekilde çalışması için burada time nokta delta time çağırayım. Şurada scale y dememiz lazım, onu unutmuşuz. Transform nokta local scale eşittir scale dedim. Evet, grow true olduğu sürece bu büyümeye devam edecek. Ben elim bir şeyler basmışsam şuradaki grow true yapacağım. Elim çektiğimde de bunu false'layacağım. Peki bunu nerede yapacağım? Bunu yine aslında şu an bizim pillar manager'ımız oyun manager gibi bir şey oldu. Direkt burada yapabilirim. Burada yaparsam ne olur diye bir düşünelim bakalım. Şöyle yapalım. Burada yapmayalım. Ben bir tane stick için bir tane daha yine manager yazayım. Şundan hemen şöyle stick manager. Çünkü stickleri de bir sıra sıra yaratacağız. Bir sürü stick olacak aslında. Bir tane öncelikle prefab vermek istiyorum. Private stick controller prefab. Şimdi prefab verdikten sonra da benim stickleri ara ara yaratıyormam lazım işte her bölüm başlangıcında gibi bir şeyde. O yüzden yine ben buraya bir tane create void şey public void create diye bir fonksiyon yazayım. Var stick eşittir instantiate stick prefab. Şimdi nerede yaratacağım bir soru işareti. Cidden yani nerede yaratacağım ben de şu an bilmiyorum. Onun için de şöyle bir şey yapmamız lazım. Zaten bizim aslında buradaki stick'imizin objesinin hep yeri belli. Benim ana objemin işte bir iki tık artık her ne kadarsa birazcık solunda yaratılmak zorunda. O yüzden ne yapabilirim? Benim gidip de current olan yani şuradaki şeyin objemin konumuna ihtiyacım var böyle bir durumda. Gidip şuradaki pillar manager'a şey stick manager'a pillar manager'a referans verip şuna erişebilirim. İhtimallerden bir tanesi. Ki öyle yapalım. Ben bunun pozisyonunu almak için şöyle yapayım. Public vector 3 current pillar position. Buradan current'ın transform pozisyonunu çekeyim. Burada stick manager o zaman bir tane daha şuradan manager vermem lazım. Pillar manager. Pillar Manager. Bu nerede yaratılacak demiştik. İşte bunun bir tane kendine ait şey olacak. Var position. Şimdi arasındaki uzaklığı tam olarak bilmiyoruz. O yüzden bakalım mı? Ya da direkt olarak bir tane koyalım da kendisi mi ilk başta öyle yapsın? Nasıl yapsak, nasıl yapsak? Kendimiz bunu ele verelim ya. Selectable private Float diyelim ki offset. Bu aslında kendisi pillar'la olan arasındaki ilk o mesafe. Position dedim. Pillar Manager'dan geldim. Current pillar pozisyonu aldım. Buradaki pozisyonun x'ini sadece artı eşittir offset kadar öteye itledim. Sonra buradaki pozisyonu da yarattım. Tabii benden buradan açı da istiyor. Açısını 0 0 0 olarak verdim. Şimdi yeni bir tane stick yarattım. Şimdi ben bunları ufak ufak dışarı alayım. Stick manager'ı şöyle dışarı taşıdık. Sonrasında stick controller'ı da şuradan dışarı taşıdık. Şimdi ilk olarak stick manager'da tabii ki de bir stick şu an yok ekranda diye düşünerek start'ta bir tane stick yaratmamız lazım. Create dedim bir tane stick yarattık. Peki bu bastım uzadı işte elimi çektim kapandı gibi şeyleri falan nasıl yapacağız? Burada bir tane benim current objem olması lazım. Stick controller. Current. Yani şu an benim kullandığım stick gibisinden. Bu aslında yarattığımı da buradaki current'ın kendisine vereceğim. Sonrasında bu arada böyle bana gerek kalmadı galiba. Public olmasına. Neyse ileride gitmem lazım olur. Peki elimi bastım, elimi çektim gibi şeyler de ben yine burada yapayım. Diyeyim ki public void on pointer down yani elimi bastım public void on
Pointer up. Yani elim çektim. Elimi basınca current'ın grubunu true yapıyorum. Elimi çekince de buradaki current'ın grubunu false yapıyorum. Şimdi bu iki fonksiyonu benim bir yerde çağırmam lazım. Şurayı kapattım. Şurada hatalar olduğunu söylüyor. Onlar gitmedi mi? Öncelikle buraya ben stick manager'ımı vereyim. Stick prefibi istiyor benden. Stick prefibini almak için şu an şunu bir sıfır yapalım. Bunu sıfır yapalım. Pozisyonu aslında çok da önemli değil ama şöyle bir yere koyalım. Bunun içine stick controller koyduktan sonra speed'ini bilmiyorum 10 yapalım şu an emin değilim bakarız. Şunu prefab haline getiriyorum. Sonra bunu siliyorum. Buradaki manager'a da prefibini veriyorum. Pillar Manager'ı veriyorum. Şimdi offset'i neydi? Ona bakmadık hiç. Şöyle stick helikopteri koyayım bir tane. Birazcık YS'ini arttırayım. Yani ikisi arasındaki şöyle bir ufacık mesafeyi ölçmek istiyorum aslında. Benim buradaki pillar'ım mesela 0,1 0,1 iyidir ya. Şöyle 0,1 0,1 kadar uzak dursun diyeceğim. Stick Manager'da mı yapmıştık onu? 0,1. Aynen. Ben bunları peki ekranda nasıl diye neye tıklayıcı öyle olacak? Bunu ayarlamamız lazım. Bir tane imaj koydum ekrana. Şöyle bunu daha hayvan gibi büyük yapayım. Şöyle grimsi bir şey yapayım ama zaten fark etmez. Rengini görmeyeceğiz. Bunun üstüne şurada Event Trigger diye bir operatör var. İki tane şey ekleyeceğim. On pointer down ve on pointer up. Şurada ikisine de artı artı dedim. Şurada manager'larımın ikisine de veriyorum referansını. Ne vardı? Bizim stick manager'da ne vardı? On pointer down. Şurada da hop on pointer up vardı. Şöyle Ctrl+S yaptım. Bu arada trigger'lar çalışması için ekranda event sistem olması lazım. Zaten kendisi otomatik olarak koymuş. Bir de hatırladığım kadarıyla şurada physics 2D olması gerekiyordu. Yoksa çalışır mı emin değilim ama ben riske atmamak için şöyle direkt koydum. Ve play'e basalım bakalım neler olacak. Elim basılı tutuyorum ekrana doğru. Uzadı. Şimdi çok hızlı uzadı birincisi. Elimi çektiğimde de devrilmesini sağlayacağız. Bu da ikinci yapacağımız olay. Şimdi çok hızlı olduğu için ben bunu gidip de şöyle 3 falan gibi bir şey çekeyim. Peki devrilmesini nasıl yapacağız? Devrilmesini de hemen kodlayalım. Elimi burada çektiğim anda devrilmeyi başlatmam lazım. Şimdi öncelikle hangi pozisyona geleceğine dair benim şurada stick manager'ı bir referans vereyim yani. Hangi rotasyona gitmesini istiyorum. Target rotate dedim. Buna da bir tane yine animasyon controller verelim. Şöyle animation controller animation controller elimi çektiğim andan itibaren animasyon controller rotate. Şurada var rotate diyelim. Hangi obje? Benim current obje. Neyin şeyine doğru? Target rotasyonuna doğru gitsin. Transform. Start coroutine rotate dedim. Şimdi ben aslında şu objenin ne demiştik? Eksi 90 halini istiyorum. Yani herhangi bir yere aslında ekrana şöyle Target rotate desem. Ve bunu eksi 90 yapsam. Şurada 0 olabilir. Yeterli. Şurada manager'ıma da gittim. Target rotate'e bir referans verdim. Zaten bu hiç değişmeyecek. Animasyon controller olarak aynısını verebilirim. Aynısını verdim. Bakalım şimdi bir test edelim. Basalım play'e. Elimi basılı tutuyorum ekrana. Bırakıyorum. Fazla geldi. Bu arada ilginç bir şey oldu. Uzakta bir yerde mi yarattı o? Evet uzakta bir yerde yarattı. 0,1 pardon şöyle. Bizim bunu eksilememiz lazımdı. Manager'da. Offset. Eksi. Tekrar. İleriye doğru attık. Geriye doğru attırmadık. Bir daha basıyorum. Bıraktım.
Şu an bölümü geçmiş olmam lazımdı. İşte burada mesela şimdi A'ya basayım. Bu tabii yerdekini yapıyor. Saçma oldu. Ben işte yeni bölüme geçtiğimde yeni bir tane sticker atmasını söyleyeceğim ona. Evet, şu an burası çalışıyor. Her bölümü geçtiğimi varsayıp bir şey yapalım. Yani next level'li bir yerde benim çağırmam lazım. Ya da next level olduğunda aslında bunu şey demesi lazım. Yeni bir şey yarat. Stick yarat. O yüzden ben buradaki Pillar Manager'ın kendisine bir tane Stick Manager'ı referans göstereceğim. Stick Manager. Stick Manager. Şurada Stick Manager'ı da create ettikten sonra, şimdi burada tabii create'inin de bir de şey vardı. Animasyonu falan vardı. Ama bu önemli mi? Bu önemli değil bu arada. Tamam, yok. StickManager.create diyeceğim. Create galiba public değilmiş. Şuradan public hale getirelim. Create. Bu da create list. Deneyelim bakalım neler olacak. Elim basılı tutuyorum. Çektim. Güzel. A'ya basıyorum geçmek için şu anlık. Bir daha basıyorum. Güzel. Bir daha basıyorum. Güzel. A'ya basıp tekrar test edebiliyorum. Güzel. Peki yanıp yanmadığımı nasıl anlarım? Sıra geldi artık onu yapmaya. Yanıp yanmadığımı öncelikle bir kere collision detektörü kullana kullana yapalım bence. Şöyle olsun. Ben bir tane şuraya genel olarak bir yani collision mekanizması kurayım. Öncelikle pillarlarımın içlerinde bir collider olmak zorunda. Max collider. Ops. Bunda olmasa olur. Şu içine koyalım. Max Collider 2D, aynen. Bunu geri aldım, kaydettim. Artık üstlerinde bunların birer collider var. Şimdi benim sticklerimin uçlarına da bir obje koymam lazım. Şöyle bu şimdi uzuyu. Şimdi bunu ben uzattığım vakit şu ucunda sürekli şurayı falan bir yere referans gösteren ufacık bir şey koyacağım oraya. Bu sayede buraya bir kolajın koyduğum vakit o bakacak bakalım şu an ben bu objeye dokunuyor muyum? Şuradan bir tane daha böyle bir sprite objesi alayım. Bunu böyle rengini yeşil falan yapayım. Fark etmez bu çok ufak olsun. Zaten bunu sadece bana şey lazım. Pozisyonu lazım arkadaşlar. Zaten şurada çünkü uzattığım için bunun kendisi de scale'i değişiyor ya. Eğer scale'i değişmeseydi oraya direkt collision da koyabilirdim ama scale'i değiştiği için collision koymayacağım oraya. Bu diyeceğim ki collider position point. Bunu sağ tepeye koymak için ne yapmam lazım? Bunu 1 diyorum. Pardon, 0.5 diyorum. Hop. 0.5 deyince niye afalladı? Pardon. Şöyle pardon. Sıfır yaptım. Özür dilerim. Şöyle şunu bir yapacağım. Sağ üst tepeye koymuş olduk. Şuradaki skeler önemli değil. Bu sadece benim için böyle yerini belli etsin gibisinden bir şey. Oraya ben bir tane collision koyacağım işte. Şimdi bunun hatta sprite'ini kapatalım. Orada bir nokta koydum. Geri aldım. Kaydettim. Bunu sadece referans göstermek zorundayım. Stick controller'lara. Hatta public olacak sanırım o. Transform collider position diyeyim. Buna erişmem gerekecek. Şöyle yapalım. Bu property olabilir bu arada. Inspector'da görünmesini istemiyorum. Inspector'da görünmesine gerek yok. Get set dedim. Şöyle grow dedik. Şöyle aşağı alalım bakalım. Speed'ini verdik. Collider pozisyonunu. Şimdi bu rotasyon tamamlandıktan sonra Collider'ımı oraya koyacağım. O yüzden bir tane şöyle bir public class
Collider detect gibisinden bir şey yazacağım. Detect mono behavior. Bu işte bölümün geçip geçmediğine karar veren husus burası olacak. Public void level controller gibi bir şey koyayım. O artık yenilebilir geçip geçemediğine kadar şeyi kontrol etsin. Level controller. Wait, wait, wait. Bu ne demek? Şuraya bir tane de public boolean level pass. Level'i geçmiş mi? İçinde bir tane on collision ya da on trigger enter 2D on trigger enter 2D koymam lazım. If other nokta compare tag bunlara pillar diyeceğiz. Pillarsa şurada yukarıda level pass eşit true diyelim. Şimdi ne oldu? Şöyle aslında level controller olduğu vakit ben bunu gideceğim pozisyonu değiştireceğim. Pozisyonunu peki nereye koyacağım? Level controller burada ben buna bir pozisyon vereyim. Diyeyim ki position transform nokta pozisyonunu değiştirdim position'la. Bu olduktan sonra zaten on collider enter çalışacak. On collider enter çalıştıktan sonra da level pass durumuna bakaraktan ben bunu karar verebilirim. Hatta şimdi bunu public yaptık ya orada güzelce dursun bu. Hatta bu level controller'dan önce de bunu false yapalım ki hani başlangıçta false olsun her bunu çağırdığımda. Bunu buraya taşıdım. Rotasyonu tamamladıktan sonra bunu çağıracağımı söylemiştim. Rotasyonu nerede bunun bitiyor tam olarak? Stick Manager'ın içinde bitiyor. Stick Manager'ı tam çağırdıktan sonra şu rotasyondan sonra benim bunu yapıyor olmam lazım. Yine şuraya bir şey yazabilirim. Numerator do. Hatta şöyle yapabilirim arkadaşlar. Yani bunu yield return deyip direkt olarak şuradan rotate'i çağırabilirim. Yani rotate'i burada yapmış olur bu sayede. Şunu içeri de alabilirim hatta. Yani rotate'i yaptıktan hemen sonra bir saniye şurada çağırmayı unutmayalım. Rotate yaptıktan hemen sonra ne olması lazım? Tabi buraya onu referans vermem gerekiyor bir yandan da. Collider detect dedik. Collider detect. Hatta bir şey diyeyim mi? Şurada bir tane araya null katayım bilerek. Ne olur ne olmaz. Collider detect nokta level controller. Benim buraya şimdi şey vermem lazım. Stick'ten Collider position veriyorum. Nokta position. Evet bu sayede bakacağız şimdi bakalım. Bana true mu veriyor, false mu veriyor gibi 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 gibi. Şimdi şunları kaydedelim. Şimdi Collider detect diye tabii burada bir şey yok. O yüzden ben buraya bir tane boş bir obje boş bir obje koymuyorum hatta. Şöyle bir imaj koyayım görünsün diye. Bunu 0.1 yapabilirim. Şunu da böyle 0.1 gibi ufak bir şey yapayım. Hatta 0.2 falan yapayım. Buna diyeceğim ki sende bir box collider vardır. Striggers'ın fizik objen de olması lazım senin. Şey, ritmedisi de olması lazım. Detect edebilmesi için. Ritmedi 2D'in de var senin. Ama tabii ki de Gravity kullanmayacaksın. Senin de rengini yeşil yapayım. Hatta tam bir kolay şey koleji gibi. Onun sonra rengini kapatacağız. Seni diyeceğim ki sen de tek kolaydırsın. Şuradan level pass'ine bakarak bölüm geçti mi geçmedi mi onu anlayabileceğiz. Bir de şunu unutmayalım. Pillar'ların şuradan taglerini pillar yapmamız lazım. Pillar. Şunları pillar yapalım. Geri çıktım. Kaydettim. Artık evet kendileri pillarlar. Box collider'ları da var. Evet her şey yolunda gibi görünüyor. Bakalım çalışacak mı? Şimdi şöyle bir basıyorum. Veya şuradaki detect olayımı neredeydi ya? Şimdilik
Şöyle kötü bir yere koyayım. Hopsa. Basıyorum, çektim elimi. Düt 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 düt. Niye? Ne oldu? Stick Manager 44'te hata aldık. Tabii Collider Detector referans göstermedik. Collider Detection'da hata adını öyle değilim ya. Collider kaydettim. Şimdi baştan deniyorum. Collider Detect. Bu sticklere collision pozisyonu vermeyi unutmuşuz bu arada. Şuradan bunu verelim. Sonra sticklerin şuradan 0 falan yapalım. Tamam. Şimdi ben bunu bir aşağı doğru çekiyorum ki bu çarpmasın. Bir bokluk olmasın yani. Bir hata olmasın. Play'e basıyoruz ve bakalım deniyoruz. Şimdi buraya geldi. Ben şuradan detect'e gideyim. Level pass güzel. True geldi. İstediğim şey oldu. A'ya basıyorum. Şöyle bir daha yaptım. Direkt kaçırayım. Kaçırdım. Ve ne oldu? Pass geldi. Güzel. Şu an çalışıyor. Level pass olayına bakarak bölüm geçti mi geçmedi mi karar verebilirim. Burada level kontrolü çalıştıktan ops, ops. Nerede? Pillar Manager. Stick de miydi? Stick Manager. On pointer up olduktan sonra yine birkaç saniye ben ona bir referans vereyim. Şurada işte wait for second. 0,1 saniye sonra bana şey söyleyebilir. Pillar şey if collider detect level pass ise Pillar Manager next level çalışsın. Else ise debug.log şurada game over çalışsın. Game over. Basıyorum. Tık çalıştı. Basıyorum. Tık çalıştı. Bu arada ucuna değiyor mu şu an mesela? Bir bakmak lazım. Yani şu an aslında değmemesi lazım. Eğer değiyorsa biz bir yerde hata yapmışız demektir ki değiyor. Evet. Şöyle ben bunun pivotunu sağa alayım. Bu sayede şöyle olsun bu. Tık diye şuraya gelsin. Yani Collider Detect dediğimiz şey aslında buna bir parent verelim. Public parent. Public olmasına bile gerek yok. Serializable transform parent. Ben buradaki parent'ın pozisyonu değiştireyim. Yani benim parent'ım. Buna şimdi bir tane pivot noktası atamak için ne yapmamız lazım? İçine bir tane boş bir obje yaratıyorum. Buna 0,5 diyorum. Bunu buradan dışarı doğru çıkartıyorum. Şunu içine atıyorum. Diyorum ki Collider Detect Parent. Şuradan içine de bunun parent'ını verelim. Evet, şimdi daha düzgün çalışacak. Asıl tutuyorum. Bıraktım. Asıl tutuyorum. Bıraktım. Bıraktım. Game over. Çünkü bir şeye değmiyor. Doğru. Evet, oyun çalışıyor. Oyunun genel mekanikleri bu. Şöyle yani ne kadar skor elde ettiğini falan filan da yazabiliriz ya da oraya karakter koyup karakteri yürütebiliriz. Ama videonun uzunluğu çok artıyor. O yüzden ben şimdi bir sonraki şeyleri böyle daha hızlı falan sararak anlatayım. Ama oyunun genel yapısı böyleydi. Stick Hero böyle yapılıyor arkadaşlar. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Şimdi benle birlikte kalacak olan arkadaşlar işte daha detaylı nasıl yapılır falan gibisinden böyle güzelleştirmeye dair şeyler yapalım onlarla birlikte.